Evet, bir diğer sorumuza gelelim hemen. Burada ne diyor? M kütleli K sıvısı ile 2 M kütleli L sıvısı karıştırıldığında sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibi oluyor. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? CK bölü CL isteniyor. Bakın karıştırılıyor. Alınan ısı verilen ısıya eşit olacak. Zaten şurası bakın ikisi için ortak. Yani biri Q kadar ısı verirken öbürü Q kadar ısı almış olsun. Sonuçta zaman ekseninde ben ne yapabiliyordum? Isı ekseni olarak da alabiliyordum. Çünkü bunların alıp verdiği ısılar birbirine eşit olacak. Şimdi hemen bakın. K için yazalım. Q kadar ısı eşittir. Vermiş. Sıcaklık azalmış çünkü. Dikkat ederseniz. M kütleri K ile 2 M kütleri L. K'nın kütlesi neymiş? M'miş. Çarpı CK çarpı 7T'den 5T'ye düşmüş. 2T. Hemen aynı işlemi L için yapacağım. Q kadar ısı almış. Eşittir. L'nin kütlesi neymiş? 2M'miş. Çarpı CL çarpı delta T'miz ne olacak arkadaşlar dikkat edersen? 2'den 5'e çıkmış. 3T. Bizden ne isteniyor burada? Şunları eşitlersen bakın Q'lar birbirine eşit. Şu ifadeleri eşitlersem M'leri T'leri de yazmıyorum. 2CK 2 kere 3 6CL. Ne istiyor? CK bölü CL eşittir. Buradan ne gelir arkadaşlar? 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet bir diğer soruya bakalım. Şekilde görünen aynı maddeden yapılmış ve aynı kalınlıktaki K dairesel levhası ile L karesel levhasının sıcaklıkları farklıdır. Bu iki levha sadece kendi aralarında ısı alışverişi yaparak yapacak şekilde üst üste konularak bir süre bekletiliyor. Isı alışverişi bittiğinde K levhasının sıcaklığı T kadar değiştiği gözlendiğine göre L'nin sıcaklığı kaç T değişmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi aynı maddeden yapılmışlar. Şöyle yapalım bakın. Bunun şu uzunluğuyla bunun çapı birbirine eşit. Yani buna ben ne diyeyim o zaman? 2R uzunluğu olsun. 1 ebatı. Bunun da o zaman yarı çapı ne olacak arkadaşlar? R olacak. Pi 3 alın demiş. Pi çarpı R kare. Yani 3R karedir bunun yüzey alanı. Bu da neymiş dikkat ederseniz arkadaşlar. Bunun yüzey alanını yazacağım. 2R'nin karesinden 4R kare. Şimdi bunları yazdıktan sonra bakın ne diyorum ben buraya. Aynı maddeden yapılmışlar. Kalınlıklar aynı. Aynı kalınlık diyor. Dolayısıyla bunun kütlesine 3m desem, bunun kütlesine 4m desem olur. Hiçbir sakınca yoktur benim için. Şimdi diyor ki bana bunları ne yap diyor arkadaşlar? Üst üste koy diyor ve bir süre ne yap diyor arkadaşlar? Bekle diyor. Bekle diyor. Aynı maddeden de zaten yapılmışlar. O zaman birinin verdiği ısı birinin aldığı ısıya ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Yani ısı alışverişi bittiğinde K'nın sıcaklığı T kadar değiştiğine göre diyor. Bunun sıcaklığı ne kadar değişiyormuş? T kadar. Şöyle bir şey yapalım sizinle bakın. Bunu da şu renkle yazalım. Aynı miktar ısı versem ya da aynı miktar ısı alsam. Bunun sıcaklığı bakın sıcak ne demiştik? Konu anlatım kısmında da söylemiştik. Kütleyle aynı ısı değişiminde kütleyle sıcaklık değişimleri ne olmalı? Ters orantılı olmalı. Çünkü ne yazıyorum ben? Q eşittir mc delta T diye yazıyorum. Şimdi aynı madde C. Düşünmüyorum. İkisine aynı miktarda ısı alıyorum ya da veriyorum. Q'ları da aynı. O zaman M ile delta T ne olmalı? Ters orantılı olmalı. O zaman bundaki 4x'lik değişim bundaki 3x'lik değişime karşılık gelecek arkadaşlar. Sıcaklık değişim. Bunda 4x ise bunda 3x olmak zorunda. O zaman K levhasının sıcaklığı şu. T kadar değişiyor. O zaman 4x T ile orantılıysa x eşittir. T bölü 4 gelecek arkadaşlar. Şimdi sizden ne isteniyor? L'nin sıcaklığı kaç diye değişmiştir. 3x'ti. O zaman yazıyorum hemen buraya. 3x'lik değişim neye karşılık gelir? 3x eşittir. 3 tane T bölü 4'e karşılık gelir. Yani L'nin sıcaklığı 3T bölü 4 kadar ne olacak arkadaşlar? Değişmiş olacak. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bu ne diyor? Şekilde ısıca yalıtılmış ortamda K musluğu tek başına boş kabı T sürede. Bu T sürede dolduruyormuş. L musluğu ise 3T sürede dolduruyor. Musluklar aynı anda açılıp kap tamamen dolduğunda karışımın son sıcaklığı ne olur diyor. Şimdi dikkat edin. Hemen şunu söylüyorum. Diyorum ki bundan birim zamanda buna göre 3 kat daha fazlası bakıyor. Yani kap dolduğunda ikisi de neymiş bundan dikkat ederseniz? Suymuş. O zaman bundan buna göre 3 kat daha fazla su akıyorsa K'dan o zaman 3M kütlesinde K o zaman M kütlesinde de L olacak arkadaşlar. Hemen denge sıcaklığını yazıyorum. Eşittir. Bakın
Zamanlarla ters orantılı yazdım kütlelere dikkat ederseniz arkadaşlar. Çünkü 3 kat daha fazla sıvı akmalı buna göre. O zaman 3mk varsa ml olacak. 3m çarpı 30. İkisi de su çünkü. Artı m çarpı 10. Bölü toplam kütle. 3m artı m. Buradan t dengeyi yazalım. Şurası 90, 100. Bölü 4m. O zaman denge sıcaklığı buradan ne gelir arkadaşlar? 25 santigrat derece gelir.